Aşkın bağında açan güllere bülbül olan, İslam'ın hasretle beklediği kahraman, maşukunun aşkından yanıp yanıp kül olan, ağlasa yeri vardır seni görmeyen zaman. İlm ile, irfan ile sahip olan sılaya, iki temel bilgiyi vasleden bir araya, dalıp uçsuz bucaksız o muazzam deryaya ve bu zikr deryasından en büyük payı alan. Kimi sahile gider ve bu bana yeter der. Kimi uzaktan görür, mest olur, başı döner. Kimi yalnız seyreder, kimi bir katre içer. Bir sensin bu deryadan içip içip de kanan. Allahü Teala bu dünyada bütün insanlara, yani Müslümanlara ve kâfirlere acıyarak faydalı şeyleri yaratıp göndermektedir. Ahirette cehenneme gitmesi gereken müminlerden dilediklerini ihsan buyurarak affedecek, cennete kavuşturacaktır. Her canlıyı yaratan, her varı, her an varlıkta durduran, hepsini korku ve dehşetten koruyan yalnız O'dur. Herhangi bir kimse, herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda, herhangi bir kimseye, herhangi bir şey için, herhangi bir suretle hamd eder, onu methederse, bu hamdlerin hepsi Allahü Teala'ya yapılmış olur. Çünkü her şeyi yaratan, terbiye eden, yetiştiren, her iyiliği yaptıran, gönderen hep O'dur. Kuvvet, enerji sahibi yalnız O'dur. Bütün dualar, iyilikler, O'nun peygamberi ve en çok sevdiği kulu, yaratılmışların en üstünü, en kıymetlisi Muhammed aleyhisselama ve onun yardımcılarına ve sevenlerine, âline ve eshabının hepsine aleyhimü salavatü ve teslimat olsun. Her mümin nefsini tezkiye için, yani yaratılışında mevcut olan küfrü ve günahları temizlemek için her zaman çok la ilahe illallah ve kalbini tasfiye için, yani nefsten ve şeytandan ve kötü arkadaşlardan ve zararlı bozuk kitaplardan gelmiş olan küfürden ve günahlardan kurtulmak için estağfirullah min kulli ma kerihallah okumalıdır.